Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben İsa Güleç. Ben Abdullah Güleç. Bugün Toyota Corolla'mızı bakıma getirdik. Başka da gördüğünüz üzere servise götürmek istemiyoruz artık. Zaten doların ve euronun altının artışından dolayı fiyatlar çok pahalı. Ne kadar fiyat verdiler servise? Bize 40 bine kadar hep oraya yaptık. Şu an 50 bin bakımına geldik. 1250 lira fiyat verdiler. 1250 lira. Aynen. Sadece periyodik bakımda 1250 lira fiyat istiyorlar. Yani çok büyük bakım, fiyat hava, yani. Hava, polen, yağ, işte normal periyodik bakım. Ekstra bir şey de yok yani. Yağımız değişecek. Polen filtresi, yağ filtresi, hava filtresi. Yakıt filtresi zaten yok. Güzel silecek değil bu araç. Temizleyici galiba koyuyor. Yakıt temizleyici. Ona ekle. Öyle bir şeyler oluyor. Sileceklerimiz ses çıkartıyor. Biraz da onu değiştiririz. Bakalım aracımızı bakım yaptıralım. Burada ne gibi fiyat çıkacak hep beraber göreceğiz. Zaten artık yani şöyle söyleyeyim. Garantili olduğu için, araç 5 yıl garantili olduğu için uzatılmış bir garantisi vardı aracın. Amcam yaptırmış. Bence gerek var mı? Yok. Bunlar bir para tuzağı diye düşünüyorum ben. Ya öyle tabii. Ya çünkü... Aynısını burada yapacağız. Kaç para olduğunu da bilmiyoruz. Bilmiyoruz, göreceğiz yani. Burada hesaplarken de göreceğiz. Tahminimiz 500-600 lira yarı yarıya fark eder. İnşallah öyle yarı yarıya fark eder. Yani 800 lira tutsa bile yine 400 lira benzin parası. Şöyle aracın altını da göstereyim. Çok fazla bir bilgiye sahip değilim. Bunun hani süspansiyonları falan gayet iyi. Burada mesela dislerine, baltalarına bakılıyor ya. İyidir. Değişti zaten. Bir de geçen bakımdan ne kadar bir fiyat verdiler? Ne kadar değiştirmiştiniz? 1000 lira falan fark etmiş olabilir. Aynen 1000 lira, 1200 lira fark eder. Bir de disk yok. Daha bakımdan fark etti yani. Yani buralarda ön taraflarda rotlarına falan bakılıyor. Yani. Aynen. Oğlum 2016 model araba zaten. Lütfen kanala abone olmayı, beğenmeyi, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Videoların devamı için. Sizler için buradayız. Arkadaşlar sizden rica ediyorum, kanala abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Yani Toyota'mız yani çok memnunuz. Bununla alakalı video yapacağız zaten. Yani şu rotlara falan, buralardan bazen yağ kaçakları falan oluyor. Bunlar böyle kontrolleri sağlanıyor, boşluk var mı diye. Evet gördüğünüz gibi yağ şu an boşaltılıyor. Orijinalinde hangi yağ kullanılıyor acaba, bilgi var mı senin? Hangi marka? Bilmiyorum ya. Hakan abi biz şu an hangi yağ kullanacağız Toyota Corolla için? Farklı modellerde değişiyor mu yağ? Yani Mobil kullanabiliriz ve Castrol kullanabiliriz. Yani güzel, ikisi de güzel. İkisi de güzel. Siz hangisini tavsiye ediyorsunuz? Ya yani Castrol ile Mobil arasında? Ya Castrol ikisi de güzel marka yani. Anladım. Kullanılabilir. Anladım. Problem yok. Yani serviste de Castrol, serviste ne kullanılabilir? Servisle veya dışarıda yaptırma arasında fiyat anlamında ne gibi fark çıkıyor? Fiyat olarak %300. Fark ediyor değil mi? Çünkü bir bakım örnek veriyorum, bir periyodik bakayım. Mesela bir Volkswagen'in bakımı serviste 2800 lira, bizde 800 lira. Fark ediyor. Ya artık zaten millet garantili diye götürüyor ama garanti kapsamında da bir şey olmuyor yani. Ben tamam, her şeyin parasını alıyorum. Her şeyin parasını da doğru yani. Yok bir şey etken diyorlar, herhangi başka bir şey diyorlar gibi gibi şeyler. Biz de artık zaten servise çok gitmiyoruz. Şimdi bunlar dediğimiz hani rot kolları falan mı oluyor? Bunlar ne oluyor mesela? Bu akıs. Akıs yani. Akıs, rot başı, alt salıncak, amortisör. Amortisör. Herhangi problem olduğu zaman zaten bunlar gözüküyor değil mi yani? Boşluk oluyor, kontrol edeceğim birazdan. Anladım. Bunların gördüğünüz gibi burada bir motorumuz var. Biliyorsunuz zaten ufak bir motor, buradan anlaşılacağı gibi. Çok fazla bilgiye sahip değilim. Burada Nexus borusu. İşte yalıtım tarzında çok fazla bir şey yok. Burada yakıt deposu olması gerekiyor. Ama araba büyük. Arkadaşlar araba harbiden büyük yani. Ya altına girdiğin zaman git bitmiyor. Şöyle bir şey yapmışlar. Yani şöyle size de altında göstermek istedim. Aracın bakımı yapılsın, yine devam edeceğiz. Bakalım Xenon'da nasıl bir fiyat çıkacak, hep beraber göreceğiz. Bir arıyoruz mesela, Castrol'un kendi yağını arıyoruz, anasını girdim bana. Castrol, bir yapmış, şah motoru mesela. O motoru 400 lira, bire yağ arıyordu, 200 lira. Mesela motoru, Castrol'un kendi üretim yağı. Anladım. Bire yağ üretiyor. Aynı marka, yasal. Aynı marka. Kaç üretim? Ne? Kaç üretim? Bezevre. Aynı ya ama... Aynı. Yürüm de aynı. Sen yürüm de. Sırf markadan başka bir şey değil yani. Yani arkadaşlar, ya çok fazla bir şey yok. Çok sakin kullanırız zaten. Frenler olsun, balta olsun, herhangi bir problem olacağını düşünmüyorum. Zamanla bak şuraları sürttük. İşte örnek vereyim, buraları böyle hep plastik malzeme bak. Dayanıksız yani, biraz altını çok sağlam yapmamışlar. Malzeme kırık bak mesela hani. Çünkü bir vuruntuyla bu direkt şey olabilir yani. Ama buraları bir plastik madde bak, şuraları sürtmesinden bak, bu kopmuş yani. Bu ileride zaman ne olur, bu aşağı sarkar ama yine de kötü bir durumda yok. Şurası sürtünme değil mi? Yok, sürtünme yok. Yani bu şekilde arkadaşlar, bakım yapılsın, yine bakalım beraberce göreceğiz ne olup ne bittiğini. Orijinal değil mi? Orijinal. Yayın eğer bir boşluk olduğu zaman belli oluyor zaten. Bir boşluk oluyor. En son benim yanıma geldim. Şu an bir şey var mı? Yok değil mi? Aynen, bir şey gözükmüyor. Biz ki baltaları geçen bakımda değişti ama baltalarına bakayım. Hani iyi, sadece hani göstermek amaçlı. Müzik falan. Baltalarımız güzel. Güzel değil mi? Arabanın şimdi motor bakımı falan yapıldı.
Samet Başkan'ı kaldırabilir miyim? Arızalanmadan yapamadım. Bir motor bakımı şu an yapılarak. Rot başlarında, büyük seyir rotlarında boşluk var mı yok mu diye kontrol ediliyor. Yani arkadaşlar siz Toyota Corolla'nın bakımını ne kadar yaptırdınız? Yorumlarda yazmayı unutmayın. 1600 lira, 1200 lira pardon. Serviste çok büyük bir rakam. Mutlaka yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Şu an mesela örnek veriyorum, biz bu fonu fiyatını bilmiyoruz. Ne olacak ne bitecek? Bir tahmin edin bakalım ne olacak ne bitecek diye görelim. Arkadaşlar aracın hava filtresi temizmiş. Değiştirmeye gerek yok diye söylediler. Şu anda ustamız aracın hava filtresini temizliyor. Ama serviste olmuş olsaydı bu direkt değişirdi. Nereden baksan çok büyük rakamlar. Onun için bazen böyle kullanmaya çalışmak en mantıklısı. Yani şimdi 10 bin sonra bir daha değiştirsen daha mantıklı. Şimdi değiştirsen para mesela o. Öyle temiz. Temiz yani. Şimdi olur. Serviste olsan. Böyle bir şey temiz devam et falan yok ki. Yok ki aynen direkt değiştiriyorlar yani anladın mı? Şimdi devre ekonomi yok. Devre. Sana soran yok zaten. Yok adam direkt değiştiriyor. İşte, neyi değişti şu yapıldı bu yapıldı falan filan. Araç ücretsiz dezenfekte edildi. Check-up kontrolleri sağlandı. Herhangi problem görülmedi. Heh. Ne kadar? 1250 lira. Tamam hayırlı olsun. Ya artık abi vallahi billahi yani. Şimdi insanlar Mercedes'lerini bile servise götürmüyor. Çünkü çok büyük rakamlar. Ya, burası servisi gömüyoruz gibi oldu belki ama. Böyle olması için de demiyorum. Servis. Ya servisin yeri ayrı ama aynen. Çok ya, bu, büyük rakamlar. Şimdi yapılan çok büyük hata ya. Yanlışlar. Hı. Bunları söylüyoruz. Bunları çok büyük rakamlar çok büyük abi. Evet. Yani gerek yok. Şimdi bu arabayı sen mesela burada bakımı yaptırdın. 10 bin kilometre daha gezeceksin. Aynen. 15 bin kilometre daha gezeceksin. Ya aslında iki bakım parası servise vereceğine bir bakım bakası buraya veriyor. Aynen. Gerek yok. Gerek yok. Uzun garanti yaptırmanın faydaları var mı? Evet problemli araçlarda var. Yalan yok şimdi yaptırmak ama bilmiyorum. Para tuzağı gibi geliyor bana. Şimdi bazı insanlar arabaya garanti yaptırıyor. Örnek veriyorum garantisinin bitmesine 1 ay var, 1,5 ay var. Arabada problem çıkıyor. Garanti kapsamından 10 bin liralık parça değişiyor mesela. Böyle problemler de çözülebiliyor. Bak bu konuda haklısınız. Aynı şekilde ben de katılıyorum. Ama zaten bu arabanın bakımına biz 1000 versek örnek veriyorum 5 yılda her yıl bakıma girmiş olsa 1250 liradan 5 yılda 6-7 bin 8 bin lira masrafı çıkıyor zaten arabanın bakımı parası sadece. Ne yapıyor bu sefer? Ekstra da senden de garanti parası alıyor. Bir problem çıktığı zaman kullanıcı hatası diyor bir şey diyor. Çok fazla servise gitmeyi düşünmem. Garanti kapsamı olma dışındaysa araba. Garanti bittiyse. Tam ne yazıyor orada? Castrol mi yazıyor? Castrol dolumu. Hani Castrol ürünü değil mi yani bu? Evet. Anladım bilgilendirelim de. Castrol örnek veriyorum 400 lira ama aynı yağ 200 lira. Aynısı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Castrol'ün yine kendi ürünü yine alt yana sanayisi değil. Orijinal bir yağ. Kaç lira alıyor bu? 3 lira alıyor. Aynen. Bunlarda V kayışı falan değişiyor mu? Nasıl oluyor? Yani kaç yıldır? V kayışı değişiyor. 60 bin kilometre. 60 kilometre değil mi? 60 bin kilometre gidiyor. Eksi 33 derece antifriz var. Aracın yağ filtresi, hava filtresi temizdi, değiştirmedik. Falan filtresi değiştirmedik galiba, sökmedik onu da 50 binde daha. Aracın bakımını yaptık. Zaten alt takımına falan her şeyini inceledi. Bakalım ne gibi bir fiyat çıkacak. Siz ne kadar yaptırıyorsunuz? Bir tahmin alalım ne kadar bir fiyat çıkacak. 500'ü geçmez. 500-600. Aynen o civarda. Max istiyorum ama geçebilir, yapacak bir şey yok. Yani bunu serviste de bu şekilde yapılıyor yani. Ya kontroller bunlar. Aynen öyle. Bir de yani şimdi bak buraya geldik. 12'de falan mı geldik? 12.30 gibi falan. Evet. Saat şu an kaç? 3. Ama tabii önümüzde arabalar vardı. Bekledik, araba çay vardı, içtik. Araba vardı, şey vardı. Servise gitsen 5-6 saat. Aa, 5-6 saat aynen öyle. Bir de arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bursa'da Vişne Caddesi'ni bilen bilir. Ben bayağı uzun süre önce gelmedim ya. Yani. Bayağı oldu. Ferrari'ler, Taycan'lar. Bak. Range Rover'ları saymıyoruz bak. Mercedes E'leri falan saymıyoruz bak. Taycan demiyorum, Taycan'lar. Renk renk desen geçiyorlardı. Hatta teminden bir Ferrari geçti. Yani burada bebeci toptancıları var. Yani manyak bak. Bir tane A6 var en son kasa şurada. Passat'lar falan saymıyorum böyle ben. Yani o tarz arabaları saymıyorum. Yani deli dehşet arabalar var. Dodge Challenger'lar falan var böyle sol tarafta. Yani nereye geldik biz abi? Ya burası çok farklı bir yer. Burada duralım ben akşama kadar durayım. Burada 5 tane 6 tane Maserati geçsin. Ferrari geçsin var ya. Harbiden. Bayi'ye gitmeye gerek yok. Bayi'ye git. Biz Toyota'ya getirelim buraya. Ne yapalım Allah'a şükür. Ama şükür. Allah'ımıza şükürler olsun. Bunu bulamayanlar da. Evet arkadaşlar şimdi geçelim içeri. Bakalım nasıl bir fiyat çıkacak. Siz ne kadara bakım yaptırıyorsunuz dışarıda? Sizin bakımlarınız ne kadar oluyor? Siz hangi yağ kullanıyorsunuz? Mutlaka yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Bu tarz videonun gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar bak. Abone beğeni sizden rica ediyorum. Abone ol butonu orası kırılsın ya. Orası bir çatlasın yani. Çünkü bir 5000 bir 10000 abone olalım artık. Artık olmamız lazım. Süreçleri arttıracağız. Herkese tavsiye etmemiz lazım. İsa Güleç. Şimdi hesaba geçelim. Orada ne oldu ne bitti göreceğiz. Evet arkadaşlar şimdi araç hazır. Geçelim bakalım ortaya ne gibi fiyat çıkacak. Finale geldik artık. Niye? İşin en tuzlu kısmına. 50'lik otağı gördüğünüz gibi burada bakımımızı yaptırdık. Yavaştan çıkıyoruz.
İşte bak böyle arabalar var buralarda. Ferrari'ler, eski modeller. Samet Allah'a emanet. Yani gidelim şöyle bak, burada Ruslar var. Yani Ruslar falan buraya, Araplar falan yıkılıyormuş ya buralara. Burası tekstil merkezi Bursa'nın. Bursa'nın tekstil merkezlerinden birisi. Bursa zaten tekstil de ünlü biliyorsunuz zaten. Tekstil sanayi hep var yani. Bak BMW, ya bunları saymıyorum zaten. BMW F10, F30'ları falan saymıyorum. O Dodge neydi abi ya? Dodge Challenger. Var böyle bir rahatlama var değil mi? Aynen. Süzülüyor araba şu an. Arkadaşlar aracımıza bakımı yaptırdık. Hava filtresini değiştirmedik. Polen filtresi değişmiyor zaten. Ya değiştirebilirdi ama yine ya ustamız sağ olsun şey yapmadı. Baktı. Gerek yok dedi. Boşu boşuna fuzuli masraf bunlar. Yağımız değişti arkadaşlar. Kullanılan yağ ile alakalı şöyle söyleyeyim. Normalde bu Castrol'ün orijinal ürünüymüş ya. İçindeki yağ Castrol'uymuş. Tabii marka olduğu için ülkemizde biraz pahalı oluyor. Onun için hiçbir tereddüt yaşamazsın diye söyledi bana usta. Ben de buna inanıyorum yani. Kesinlikle ve kesinlikle yani inanıyorum yani. Arkasındayız. Ben de arkasındayım. Zaten yıllardan beri daha önce bizde sembol varken de biz aynı ustamıza getiriyorduk. Evet. Yan sanayiymiş böyle yağ falan aynen değil yani. Bunu da ilk başta söyleyeyim. Aracımızın bakımı yapıldı. Genel check-up kontroller sağlandı. Z-rotorla alakalı. 525 lira bir rakam ödedik. Silecekler dahil. Videomuz bu şekilde. 500-525 lira, 550 lira bir rakam tuttu. Toyota'nın bakımını da yaptırdık. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sizden rica ediyorum arkadaşlar. Kanala abone olun. Desteklerinizi bekliyorum. Abone olmak parayla değil. Lütfen like. Like butonu kırılmasına rağmen. Beğen yorum istiyorum sizden. Yorum da istiyorum. Yani siz benim hakkımda iyi veya kötü ne isterseniz yorum yazabilirsiniz. Aynen öyle. Biz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Tanıtmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince daha da gelecek inşallah. Ama yeter ki el birliğiyle şu kanalı bir büyütmeye çalışalım arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.